ahiret azabı ruhla cesede beraber mi yoksa yalnız ruh mu çekecek? Esas cesede azabı duyuran ruhtur. Ruh olmayınca ceset azabı duymaz. Nitekim sinir sistemi üfkulesini, fonksiyonunu ikmal etmediği zaman insan bir acı duymuyor. Mesela mefluç bir insanın ayağına, bir arsaya maruz bir insanın ayağına ineği soksanız duymuyor, kamayı saplasanız duymuyor. Ruh duyurucudur. Ceset, kendi mekanizmasının sıhhati, sağlamlığı nispetinde, ruhla kontak olduğu nispette gelen âlâmı duyar ve lezzetlerle mütelezziz olur. Bu iki mekanizma birbirinden ayrıldı. Yani mesela sizin kolunuz ruhla münasebeti olmayınca, alakası olmayınca ruhun o mevzuda üfulesini göremeyeceksiniz, fonksiyonunu göremeyeceksiniz. Bunun gibi zerrat-ı asliye ile beraber ruhu Allah Celle Celaluhu haşr ve neşr edecek. Ahirette her insanın temel zerreleri vardır. Bu temel zerreler genler midir? Ki bütün insanlarınki toplansa bir yüksüğü ya doldurur ya da doldurmaz. Temel zerreleri hadisin ifade ettiği acbu zenef deniyor. Kuyruk tokumunda bir şey. Amudi fıkarının bir yerinde bir şeydir yani. Bu fıkraların altında üstünde. Fakat umumiyet itibariyle dilin karakteristik durumuyla kuyruk tokumunda gibi bir şey anlaşılıyor. Buhari ve Müslim'deki sahih hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insan oradan yapıldı. Terkibi oradan başladı ve yine ahirette oradan olacaktır. İşte bu zerrat-ı asliye ve sonra zait zerreler, zait atomlarla meydana getirilen bir vücut ruhla beraber azabı görecektir. Zira ruhla cesedin durumu topalla körün durumu gibi bir şeydir. Kör topalı sırtına alır, o görür, öbürü de onu yürütür, ikisi bir iş yapar. Lezzette müşterek, elemde de müşterek olurlar.